Evet Ezgi, iyi yayınlar diliyorum. Halk konuşuyor sizlerle ve sizinle olmaya devam ediyor. Biliyorsunuz bundan evvel de işte pazar esnafıyla konuştuk. Dün balıkçı esnafıylaydık. Bugün de taksici esnafıyla beraberiz. Onların malum problemleri çok. Biraz dertleşeceğiz, sohbet edeceğiz. Vatandaşlarla da yeri gelirse konuşacağız. Ben hemen Ankara Çankaya'daki Tunus Caddesi'ndeki taksi durağına giriyorum. Efendim, sırası geldi galiba Haydar abinin. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz bizler de. Şimdi Akif abi, kaç yıllık taksicisin? 10 yıldır taksiciyim. 10 yıllık taksicisiniz. Daha önce ne iş yapıyordun? Daha önceden müteahhitlik yapıyordum. Eski hükümetten yüzünden iflas ettim. Sonra kahvecilik yaptım 11 sene. 11 sene sonra kahveyi devrettim bu sigara yasağı girdiği zaman. Şimdi taksiciliğe başladım. Şoför olarak 10 yıldır çalışıyorum. Zor, yorucu, bitkin bir meslek. Ve artı çok tehlikeli bir meslek. Gafsızı var, hırsızı var, sarhoşu var. Var. 24 saat bu araba çalışıyor. 24 saat çalışıyorsun, ertesi günü iptal oluyorsun. Sizin işiniz gerçekten zor abi. Şimdi mesela buraya geldin sabah. Gece çıkıyor musun? Şimdi ben geceye geçtim. Ben şimdi arabayı alıyorum. Yarın sabah 7'ye 8'e kadar çalışacağım. Arabayı teslim edeceğim mal sahibine. Evime gideceğim, yatacağım. Ertesi günü saat 3'te tekrar geleceğim. Yani mesela bir günün nasıl geçiyor abi? Bize bir Halk TV izleyicilerine bir anlat. Robot şeklinde geçiyor. Hiçbir istirahatimiz yok, şeyimiz yok, güvencemiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Sabahleyin geliyorsun. Şimdi ben 3'te şimdi arabayı aldım. Sabah 7'de vereceğim. Ertesi günü 3'te tekrar arabayı alacağım. Yani 5-6 saat bir istirahatim var. Sadece 5-6 saat uyup tekrar geliyorsun. Tekrar işe başlıyorsun. Maalesef öyle. Yani bu taksicilik öyle. Hiçbir güvencesi de yok. Şoför olarak şu meslekte ev geçindiremez. Mesela aylık ne kadar kazancın var? 1 lira, 1,5 lira ben şoför olarak. Günlüğümüz belli olmuyor ki. Bugün kazanıyorsun 100 lira yemeği alıyorsun. Yarın kazanıyorsun 20 lira yemeği alıyorsun. Yani günün belli olmuyor. Yani 100 lirayı da yemeğe şoför çok enderdir. Yani 100, 120 lira, 130 lira aldığı 150 lira çok enderdir. Yani çok iyi bir iş yapacaksın ki ondan sonra o parayı alacaksın. Taksicilerin malum abi en çok yaptığı şeylerden biri çay içmek değil mi? Çok bol bol çay tüketiyorsunuz. Ben de efendim burada çayımı aldım. Çayımı içiyorum sizlerle. Şimdi bir taksicilere doğru gitmek istiyorum. Sizi de alalım Akif abi. Sıra sende mi şimdi? Ben sıramı savdım. Ben kafadan iş alacağım. Sizden röportaj yapmak için. Ha öyle mi? Evet. Sıranı savdın. Ne oluyor öyle olunca? Benim arkamdaki arabalar gitti. Benim arkamdaki araba hangisi ise o sıraya girdi. Şimdi zamlar malum. Benzine sürekli, mazota sürekli zam geliyor. Sizi nasıl etkiledi abi? Ya etkilenmez mi? 60 lira alıyorduk ortalama gaz. Yani tüplü bu arabalar. 60 lira alıyorduk. Şimdi en az 80 lira alıyoruz. Ama ben şöyle diyorum. Hani Türkiye'de benzin pahalı diyorlar ya dedim. Ben ona inanmıyorum, katılmıyorum. Niye biliyor musunuz? Bir evde iki araba, üç araba var. Bu arabaların hepsi hareket halinde. Hiçbiri durmuyor. Ve bakın dikkat edin, bir araba bir kişi, bir araba bir kişi. Demek ki bu arabaları yürütebiliyorsak Türkiye'de benzin ucuz. Ben öyle düşünüyorum, öyle diyorum. Ha, çok araba var diyorsun. Çok araba. Çünkü taksiye binen Ankara'da yok mu? Ankara var, olmaz olur mu? Taksinin müşterisi ayrıdır. Ya ihtiyaç sebebinden biner ya zevkine biner. Yani taksinin müşterisi ayrıdır. Ama yani bu taksiye adamın arabası var, şurada parka çekiyor. Ondan sonra buradan taksiye bine gidiyor. Arabasından gene buraya geliyor, Kızılay'a, Ulus'a geliyor. Yani ondan sonra gidiyor. Benzin pahalı. Evet doğru, pahalı. Ama Türkiye'de pahalı değil. Ankara'da 3 milyon araba var. Peki. Gece çıkıyor musun taksiye? Gece cumartesi günleri çıkıyorum. Cumartesi günleri çıkıyorsun. Ne gibi zorlukları var? Ya gece çıkınca taksiye? Ya genelde yani Çankaya kesiminde olduğumuz için tabii ki herhangi bir sorunla yaşamıyoruz. Evet. Karşılaşmıyoruz burada ama mesela Çankaya aşağısında Ulus gibi yerlerde tabii ki sıkıntılar oluyor. Kapsa uğrama gibi ya yani bunlar gibi sıkıntılar oluyor. Ha ben mesela şeyi merak ediyorum. Mesela müşteri taksiyi çağırdı.
Beğenmediğin, ya işte dur bunu almayayım dediğin oluyor mu, yoksa ben taksiciyim mecbur, nasip bu, alırım diyor musun? Çankaya'da böyle bir şeyle karşılaşmıyorum ama dışarıda mesela gece olunca genelde almamaya özen gösteriyorum. Çünkü dışarıda aldığınız yolcu ne olacağını bilmiyorsunuz. Yani özellikle Çankırı Caddesi'nde. Öyle mi? Evet, Yenidoğan taraflarında. Hı-hı. Böyle yerlerde genelde almamaya özen gösteriyoruz. Ne gibi mesela, hiç böyle yaşadığın bir şey var mı? Var, bundan 3 sene önce bir kaps muhabbetim oldu. Kendim sporcu olduğum için tabii de bunun üstesinden gelebildim. Bir bıçak çekme olayı oldu. Hı-hı. Hacı Kadın tarafına doğru, Keçiören Hacı Kadın tarafına doğru. Ve yani benim yerimde bir başkası olsaydı, savunmasız bir insan olabilseydi, yani olsaydı daha kötü durumda olabilirdi yani orada. Parayı almaya çalıştılar falan filan. Tabii biraz şey yapabildim yani, kendimi müdafaa edebildim, öyle söyleyeyim. Böyle şeylerle karşılaşıyorsunuz. Karşılaşıyoruz. Kaç tabii. yıldır taksicilik yapıyorsun? 4-5 yıldır. Yani. Bundan önce ne yapıyordun? Ya bundan önce ben özel bir holdingde satın alma uzmanıydım. Hı. Yani böyle okudum. Üniversitemi falan da bitirdim. Üniversiteyi bitirdin, taksicilik yapıyorsun. Aynen öyle. Baba mesleği, biz de baba mesleğini sürdürüyoruz, devam Hı-hı. ediyoruz. Peki, başka. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Taksiye biniyor musunuz? Ben taksiye biniyorum. Elinizi tutamayacağım. Elimde telefon var ya. Biliyorum. Genelde taksi müşterisiyim. Hı hı. Evet. Nerede oturuyorsunuz? Yakın yerde otururum da geziyorum yani her tarafı. Fiyatları nasıl buluyorsun? Yani taksiye binince... Koşullar üstünde. Taksimetreyi takip edenlerden misin? Evet. Koşullar üstünde fiyatlar ama hı hı. o adamlara yetmiyor. Evet. Onlar için altında. Yani böyle bir şey çıkıyor ortaya yerde. Şu anki taksimetrede ne mal sahibi para kazanıyor, ne şoför para kazanıyor. Yani taksimetrelerin artması lazım. Ama bir binici olarak da düşünüyorum, hakikaten çok. Yani bir en kısa mesafe 10 lira 15 lira para yazıyor. Şu anda taksimetre kaç lirayla açılıyor? Ben biliyorum da izleyicilerimiz... 4 lirayla açılıyor. 4 lirayla açılıyor. Gece tarifesi... Yok, kalktı. Gece tarifi Ankara'da kalktı. Diğer illerde var mı bilmiyorum. Hı hı. Ankara'da yok. Gece tarifesi yok. O zaten o gece tarifesi de müşteriyle taksiciyi birebir karşıya bırakıyordu. Kavgalar oluyordu. Mülakatçılar oluyordu. Yok efendim kapat, gündüz aç falan. Hep böyle bir şey. Bu doğru ama yani taksiciyi de doyurması lazım yani taksimetre. Şimdi mesela İstanbul'da en kısa mesafe nereye gidersen git 10 liranın üzerinde yazıyor. İstanbul'da indi bindi yani, evet. şey de var. Yani burada da o olması lazım, ben öyle düşünüyorum. Şimdi bir de Uber meselesi var biliyorsunuz İstanbul'da. Artık insanlar daha çok Uber taksiyi tercih ediyor. İşte İstanbullu taksicilerin daha anlayışsız olduğunu söylüyorlar. Mesela siz İstanbul'a hiç gittiniz mi? İstanbul'da yaşadım uzun zaman. Taksiye orada bindiniz mi? Bindim. Peki oradakiyle, yani Ankara'nın taksiciyle İstanbul'lu taksici arasında sizce fark var mı? Trafik biraz daha yoğun olucu, dar pratikte daha stresli oldu. Deneydiler, daha deneydiler onlar. Evet. Şimdi Uber'e ben çok karşıyım. Birinci karşı olmam Amerikan şirketi. İkinci karşı olmam, bu arabanın plakası 450-500 milyon civarında. Arabası durağı murağı 600-700 milyon. Şimdi Ankaralı taksici hakikaten farklı. Ama İstanbul'daki taksiciler ben yaşadığım için biliyorum biraz sıkıntılı. O yüzden oradakilerin belki Uber'i tercih etme nedenleri vardır. Onu da devlet düzeltmesi lazım. Evet. Şöyle düzeltmesi lazım devletin. Şimdi rastgele herkes şoför oluyor. En azından lise mezunu olması lazım. Evet. Şimdi hele Ankara'da yeni doğan dediğimiz kişilerden, ve tabii bunun hepsi kötü değildir. Mutlaka içerisinde iyisi vardır da o tip insanlardan şoför oluyor. O sizin dediğiniz sıkıntılar oluyor. Şimdi bir müşteri olarak taksiye binince kısa mesafeleri daha çok tercih ediyorsunuz değil mi? Öyle diyoruz. Ben size bir şey, stratejik bir şey söyleyeceğim. Devlet... Yani mesela en iyi müşteri sizin için havaalanına giden müşteri mi? Tabii uzun yol. Şimdi ben o uzun yola gittiğim zaman en az 100 lira para alacağım. 100 lirayı durakta toplamam için 10'ar liradan 10 saat sürüyor veya 5 saat geçecek. Ben yarım saatte 100 lira alıp geleceğim durağa. Yani ha bir de onun karşılığı olursa o zaman çok güzel olur. Yani tabii ki yani uzun mesafe her zaman için taksici için iyidir. Ama şimdi kısa mesafeye de biz hiçbir zaman karşı gelmiş değiliz. Yani kısa mesafe yani, bindi. Buradan Kızılay'a gidecek. Reklam olmasın. Dünya Göz Taksi'de kısaya gidip diye herhangi bir şikayet olmamıştır, getirmişizdir.
Sizin için mesela tercih ettiğiniz... Ben size bir şey anlatıp söyleyeceğim, ondan sonra sorun sorun. Şimdi devlet halka parayı dağıtacak. Halk da esnafına verebilsin. Halkın elinde para olmayınca... Bakın sıra bir diğer arkadaşa geldi. O gitti, şimdi sıra bana geldi. Şimdi sıra size sıra geldi. Bana geldi. Birazdan siz çıkacaksınız. Çıkıyor, bir müşteri gelirse gideceğim tabii. Yani. Allah'a emanet olun. Şimdi şu anda durakta bir tek siz mi kaldınız? Arkası gelir şimdi. Birazdan gelir arabalarımız. Yani 17 tane arabamız var. İş aldıkça dışarıdan piyasadan dönüyor. Tekrar durağa sıraya geliyor. Şimdi sıra bana geldi. Ben çıkacağım. Müşteri gelince çıkıyorsunuz. Çıkacağım, evet. Müşteri beğenmemek gibi bir şey yok. Özellikle söylüyorum. Dünya göz takside öyle bir şansı kimsenin yok. Peki şimdi yani. Memleket nere? Rize. Rizelisiniz. Rize'yim. Rize'ye gidip geliyor musunuz? Daha yeni geldim, çay kestim. Öyle mi? Ne güzel. Peki Halk TV'yi izliyor musunuz? Benim durağımın müşterisi, izlemez olur muyum? Yani Halk TV hem bizim müşterimiz hem de sevdiğimiz bir kanal. Ben Baykal'ı da severim. Çok ama teşekkür ederim, sağ olun. Hemen şöyle şu tarafa doğru gidelim. Hura doğru.